Evet sevgili arkadaşlar, uzun zaman olmuştu lineer cebirle ilgili ders çekmeyeli. Şimdi kaldığımız yerlerde devam etmeye başlayalım. Bir teoremimiz var. Bu v vektör uzayı L dediğimiz dönüşüm V'den W'ye lineer dönüşüm olsun. V'nin bir tabanı V olsun. Bunu da açık açık yazalım. Alfalar olsun. Ve W'nin bir tabanı da bir sahip olsun. Bu da beta 1, beta m şeklinde verilsin. Bu takdirde keyfi u bir vektör alacak olursak v'de, u vektörünün herhangi bir tabanda, ki bu vektörü v'de seçtiğim için taban olarak fi'yi aldım. İfade ettiğimiz zaman bu herhangi bir vektörü bu taban elemanlarının lineer bileşimi olarak yazıyorduk. Nasıl işte? K1 kere alfa 1, K2 kere alfa 2 toplam olarak yazıyor. İşte o K'lardan oluşan, K1, K2 onlardan oluşan matrise biz U'nun fi'deki tabanına karşılık gelen matrisi diyoruz. Şimdi bununla bu L fi pi say dediğimiz L lineer dönüşümünün bu tabanlara karşılık gelen matrisini çarptığımız zaman L'nin görüntüsü olan U vektörünün görüntüsü olan L altındaki görüntüsü olan L U vektörünün pi saydaki karşılığı olan matrisi elde edebiliriz diyoruz. Evet. Bunun ispatını hemen verelim. U vektörü x kullanalım isterseniz. X1 kere alfa 1, x2 kere alfa 2, xn kere alfa n şeklinde yazdığımız zaman buradaki u'nun fi'ye karşılık gelen matrisi x1, xn şeklinde ifade ediyoruz. Bu durumda LU'yu alalım. LU demek L altında şu U'yu yazalım. U'yu J eşit 1'den N'e kadar J eşit 1'den N'e kadar X J alfa J şeklinde yazarsak bu da eşittir. Toplam J1'den N'e kadar XJ L altında alfa J gelmiş olacak. Bu L altında alfa J'yi de biz daha önce gördük ki bu L lineer dönüşümünün matrisine karşılık gelen matrisi L fi pi say eğer A11 A1 A M1 1M A M N şeklinde bir matris ise ne demiştik? U L alfa 1'in görüntüsü burasıydı. Şöyle taban sütun sütun ayırdığımız zaman L alfa 2'nin görüntüsü L alfa N'nin görüntüsünü ifade ediyor idi. Bunu böyle bir kere yazarsak dolayısıyla L alfa J dediğimiz vektör şunun J'ninci sütun elemanlarından oluşan kat sayılar kere betalardan oluşuyordu. Yani i eşittir 1'den m'ye kadar alacak olursam bakın J'ninci sütunu yazarsam 1 J, 2 J, 3 J
böyle gelecek. Dolayısıyla i'ler artacak, j'ler değişmeyecek. Yani i kere j beta i şeklinde ifade etmiş olacağız. Bunlar daha önceden bildiğimiz şeyler. Şimdi L alfa J'yi diğerini yerine yazarsak J1'den N'e kadar XJ kere I eşit 1'den M'ye kadar AIJ beta I yazarsam bu da eşittir. J1'den N'ye kadar bu x'i de içine atarsak x, j, a, i, j şöyle yapalım isterseniz i eşittir 1'den m'ye kadar x, j, a, i, j, beta, i şeklinde ifade edelim. Ne oldu? Bunların her birini içine çarpan olarak atmış olacağız. Şimdi bakalım. Bu da eşittir diyoruz. XG AIJ beta I. Bu I burada, J burada. Şimdi şöyle bakalım. İ'yi başa çekelim buradan. İ eşit 1'den M'ye kadar. X, J kere toplam J eşittir 1'den İ'yi başa çekersek İ'ler üzerinde tekrar toplam yapmak istiyoruz burayı. X o zaman bunu da yani alalım. X, J A, I, J beta I şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi şurada bunlar hep J üzerinde İ'ler burada değişmeyecek. İ'ler hepsinde sabit kalacak. Sonra J bittikten sonra tekrar İ'ye dönecek. Evet, böyle yazsak. Şunu da şöyle katsayı olarak ifade edebiliriz. Bu LU. O halde bu şuna gelecek. Bu şuna gelecek. Böyle yazdığım zaman ne olacak? Bakın bu LU vektörü W'de herhangi bir vektör. W'deki vektör olduğundan dolayı betalarda oranın taban elemanları. Dolayısıyla şu kat sayıları her bir vektörün o lineer bileşimdeki kat sayılar yerine geçmiş olacak. Yani bunu şöyle açacak olursanız her biri şu kat sayılar kere beta 1. Buradaki bu kat sayı kere beta 2, bu katsayı kere beta 3 şeklinde gelmiş olacak. O halde birinci bileşeni bileşenlerini şöyle yazabiliriz. J eşit 1'den M'ye kadar XJ AIJ. Şimdi burada I'yi 1 aldığım için birinci bileşeni 1J şeklinde gelecek. İkinci şey için J eşit 1'den N'e kadar XJ A 2J gelecek. Böyle M'ninci bileşense J 1'den N'e kadar XJ A M J şeklinde ifade edilmiş olacak. İşte bunlar katsayılar olacak. Dolayısıyla LU'nun pi sayıdaki matrisi J eşit 1'den N'e kadar XJ, A1J, J eşittir 1'den N'e kadar XJ, A2J, böyle devam edecek olursa,
J eşit 1'den n'e kadar x, j, a, m, j şeklinde gelen bir şey olmuş olacak. Bu bir taraftan. Diğer taraftan şunun eşitliğin sol tarafına bakacak olursak, eşitliğin sol tarafı daha kolay. L fi pi sayı kere u fi dediğimiz, burası da a 1 1 a 1 n a m 1 a m n şeklinde bir matris kere x 1 x n, bu da eşittir diyoruz. Birinci satırı birinci sütuna çarpıyorum. A 1 1 x 1 a 1 2 x 2 A 1 3 x 3, yani toplayacak olursam A 1 1 x 1 A 1 2 x 2 A 1 n x n şeklinde ifade edebiliriz. Bunu da biz şöyle yapalım. J demiş değil mi? J eşittir 1'den n'ye kadar. Ne değişiyor? Bakın birinciler hep 1, 1, 1 gelecek. O halde A 1. İkinciler değişiyor. J diyeceğiz ona. Kere X 1, X 2 o da değişiyor. X, J. Şöyle ifade edebiliyoruz. Devam edecek olursam son sütuna geldiğinde de, son satıra geldiğinde A, M 1, X 1 A, M 2, X 2 A, M, N, X, N şeklinde gelecek. Bu da J 1'den N'e kadar A, M, J, X, J şeklinde ifade etmiş olacak. İşte gerçekten eşitliğin sol tarafında matris elemanları bunlar. Sağ tarafındaki elemanlar bunlar. Gerçekten de bu iki matrisin birbirinin aynı olduğunu ifade edebiliyoruz. Bir başka teoremimiz